da sana diyor ki hayatı ben verdim, ben aldım. Fikir ve düşünce özgürlüğü. Aydın insan. İyi akşamlar sayın seyirciler. Sokak TV ekranlarında Kitaptan Aydınlığa programında her çarşamba olduğu gibi değerli hocamız Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız deyip başlayalım önce. İyi. İdare ediyoruz. Evet, geçen hafta programımızı, yayınımızı kötü hava koşulları nedeniyle gerçekleştiremedik. Seyircilerimize de bir haftaya yakın evden çıkamadım. Evet, oldukça kötüydü. İstanbul orada zaten biliyorsunuz. 50-60 metre yer var. Arabalar ne iniyor ne çıkıyor. Ne çıkıyor. Bir ara aşağı yola indiğimiz halde oradan bile çalışmadı araçlar. Evet. Zaten yani bayağı İstanbul kış. Evet. Her kötü koşulda olduğu gibi yine felçti maalesef. Aslında geçen hafta yayını gerçekleştiremedik ama ondan önceki hafta siz kadına şiddet konusuyla ilgili zaten programa bir giriş yapmıştınız. Maalesef geçen hafta da gündemi Özgecan Aslan cinayeti Türkiye'yi biliyorsunuz ayağa kaldırdı. Sadece onunla da sınırlı kalmadı. Her yerden şiddet haberleri geliyor. Aslında yeni de değil bu, uzun zamandır böyle. İki gün önce miydi, dün mü veya bir önceki gün bir genç kadının cesedi bulundu, öldürülmüş. Bir tanesini de eşi bıçaklayarak öldürdü. Maalesef. Aslında Özgecan'a kadar pek çok kez biz bu tarz haberler yaptık, duyduk. İzleyicilerimiz gördüler medyadan ama Özgecan Aslan herhalde bir patlama noktası mı oldu hocam insanlarda? Yeter mi dediler bu zamana kadar birikti de bir noktada patladı mı? Yani o kadar masum, o kadar beklenmedik bir hadise ki. Yani ötekiler de bir bahane buldu işte. Yok şunu yaptı, bunu yaptı, kaçtı, uçtu falan. Burada öyle bir şey yok. Dolmuşa binmiş, okula gidiyor. Bu ne demek? Bu, şimdi izah edeceğim biraz. Toplumun şuur altında, bilinç altında Freud'un tabiriyle libidinal bir kudurmuşluk vücut buldu. Açıklayacağım onu. Bu libidinal dengesizlik, kudurmuşluk, azmışlık bir defa vücut buldu mu, bundan en büyük zararı, hatta tek zararı kadınlar görür. Hele bizim toplumumuz gibi ataerkil bir toplumda. Gerçi insanlık tarihinde ataerkil olmayan toplum yok denecek kadar azdır. Ama bizimki iyice dengesiz, sınırsız, yularsız. Tamamen yani, kontrolden çıkmış vaziyetteyiz efendim, galiba bu konuda. Bakın, kadına zulümden zevk alan bir toplum haline geldi bu toplum. Bakın bunun sonucu kutsal metinlere göre o toplumun üzerine Allah'ın büyük bir felaket yağdıracağıdır. Hatalar her zaman olur. Kadında da olur, erkekte de olur, ikisinde de olur. Ama bu böyle bir şey değil. Şimdi ben İslam tarihinin fıkıh literatürünü, bana göre İslam din ilimlerinin ana disiplinidir. En az bir 30 yıldır o işe kendini vermiş bir insan sıfatıyla, ki gençliğimde de babamdan ilk İslam ilimleriyle ilgili derslerimi aldığımda ilk bana okuttuğu metinler fıkıh metinleridir. Babam da o işin, özellikle Hanefi fıkhının mütehassıslarından biriydi. Şimdi oradan biliyorum. Şunu söyledim ve yazdım.
eserimin birinde de vardır. İslam fıkhının en karanlık, en utanç verici sayfaları kadınlarla ilgili sayfalardır. Kadınlara yapılan zulümler. Evet, yani bakın, bir fıkıh disiplini düşünün, bir fıkıh düşünün. Din hayatını kotaran bir disiplin. Kadını kara köpek, domuz ve eşekle eşitliyor. İnsan yerine koymuyor. Ya insan yerine koymaz da nesneleştirir bugün olduğu gibi. Yani bu da insan değil. Ama ben bunu temiz tutuyorum. Çünkü bununla su içiyorum, çay içiyorum. Değil mi? Bakın, aziz tutuyorum. Bu öyle bir şey değil. Ve daha korkuncu, şu anlayışı uydurdukları hadislerle, hadis adı altında uydurdukları sözlerle bir de peygamberimize mal ediyorlar. Şimdi siz bu peygamberi tarihi şahsiyetiyle ve Kur'an'dan öğrenmeyen bir adama bu kitapları okuttuğunuz zaman bu adam bu dine, bu peygambere saygı duyar mı? Duymuyor. Bakın, insanlık bugün, çok üzülerek söylüyorum, çok. Bu İslam denen derde karşı, bu şiddete, bu musibete karşı kendimizi gelecek zaman içinde nasıl koruyacağız? Bunu düşünüyor, bunu konuşuyor, bunu tartışıyor. Bu işte Charlie Hebdo olayıyla da çıktı ortaya. Bakın, ayağa kalktı herkes. Yani İslam aslında bir nevi bir sorun olarak görünmeye başladı dünyada. Tabii. Ciddi anlamda. Ve dikkat edin, her yerde gelip düğümlendiği nokta kadın haklarıdır. Hocam, çünkü aslında kadın bakın göstergedir. Kadın, mesela bizim İslam tarihinin dev düşünürlerinden İbn Arabi'ye göre Allah'a sevginin miyarı da kadına saygıdır. Çünkü diyor ki Allah erkeğe birçok sıfatından pay vermiştir ama halikiyet, yaratıcılık sıfatından sadece kadına pay vermiş. Çocuk doğuruyor, annelik. Şimdi bu var. Öbür tarafta kadın adeta erkeğin zaferlerini kutlamak için daha çok ezmek zorunda olduğu bir mahluk. Onu ne kadar ezer, ne kadar horlar, ne kadar düşük gösterir, ne kadar köleleştirirse, köle demiyorum, köle değil, İslam fıkhını tetkik ettiğiniz zaman köleler çok şanslıdır kadınlara göre. Tabii kadınların da köleleri var, işte cariye dedikleri mesela. Hürleri, köleleri, o ayrım da Kur'an'a dayanmayan bir ayrımdır. Ayrı. Ama köleler çok şanslıdır. Kadına yapılan zulümler kölelere yapılmamıştır. Çünkü köleyi nihayet çalıştırıp ondan en ileri verimi elde etmeyi esas alır adam. Onu korumak zorundadır. Çünkü onun iş üreten aracıdır. Dolayısıyla kadın iyi öyle bakar. Bir şey yok. Şimdi ben size bir fıkıh kitabından, yeni daha 2 gün önce, hem de öyle rastgele falan değil ya, İbn-i Kudame gibi bir adam. Devlerinden biri bu işin. Diyor ki, kadınla yapılan nikah bir malikiyet, cinsellik üzerine kurulu bir malikiyet anlaşmasıdır. Sahip olma anlaşmasıdır.
Ve esası da cinselliktir. Şimdi bak. Onun için diyor, kadın cinsellikte aksamalar yapmaya başladığı zaman erkek de ona yapacağı harcamaları durdurabilir. Sağlıkla ilgili meselelerini mesela diyor onun kotarmaz. Kendisi başının çaresine baksın. Bu şuna benzer diyor. Bir evde oturan kiracının durumuna benzer bu diyor. Kiracı evin aynıyla yani gayrimenkulün aynıyla ilgili bugünkü hukukta da böyle harcamaları yapmaz. Damı çökmüş, penceresi kırılmış, merdivenleri çökmüş, onları mal sahibi yapar. Bugün de öyledir. Yani hocam bundan şunu mu anlıyorum ben? Şimdi bitireyim sözümü. Ama diyor, kiracı bunları yapmaz. Şimdi kadın diyor, sağlıkla ilgili bir problem çıkıp harcama ihtiyacı ortaya getiriyorsa, koca bunu karşılamak zorunda değildir. O, koca onu diyor kiralamış durumdadır. Onun cinselliğinden yararlanır. Ama sağlıkla ilgili şeyler tıpkı mülkiyetin aynına ilişkin hususlar gibidir. Onları malik sıfatıyla kadının bizzat ki. Ya böyle bir firavunluk, böyle bir iblislik, böyle bir namussuzluk olabilir mi? Senin nerene ben saygı göstereceğim? Ha, ne başındaki sarığa mı saygı göstereceğim? Yani parası karşılığında kadının cinsel ihtiyaçlarını karşılayacak bir obje yani kardeşim, bir varlık onun, olarak görüyor anlattıklarımızla. Efendim onun bile bir vefa, bir insanlık borcu var ya. Kur'an diyor ki ayrıldığınız zaman anlaşmanız olsa dahi yani nikah akdine koymuşsunuz. Sana verdiğim şunlar, şunlar, şunlar hepsini geri alacağım. Almayın diyor. Şöyle şöyle günler geçirdiniz. Yakışmaz diyor. Büyük gönüllülük yapın. Bırakın diyor onu onlara. Şimdi ona bakın. Bu yanki sarıklı iblislere bakın. Şimdi ben insanlığa diyorum ki ya İslam diye bir mesele zihninizde varsa kardeşim gidin bunu Kur'an'dan öğrenin. Onun dışından öğrendiğiniz İslam filan değil, din de değil o. Bırakın canı cehenneme nereye gidiyorsa gitsin. Ha Kur'an'la da bir probleminiz varsa işte o inkar problemidir. O ayrı bir kategori. Ama bir adam ben bu geleneksel kitaplardaki dini ben bunu din kabul etmiyorum dediği zaman bu adamın hemen boynuna sarılır bunu öperim. Saygı duyarım bu adama. Kur'an için aynı şeyi söylerse onunla konuşacaklarım var. Hatta hesabım var. Onun için okuyun diyorum. Yani Kur'an hakkında bunları nasıl söyleyeceksiniz okumadan? Okumuyor insanlar. Okuyun. Eğer hala bir problem çıkıyorsa ki ben hiç görmedim. Her gün bana onlarca, bazen yüzlerce geliyor. Sen bize Kur'an'ı oku dedin, biz dinimini kaldırıp atmıştık. Kur'an'ı okuduktan sonra, ha buysa biz burada varız dedik. Evet, ben hala aynı iddiadayım ve bunu ispata da hazırım. Şimdi şuraya getiriyorum. Bizim o libidinal şuur altını, bilinç altını bozan sahte dindir. Bunun propagandistleridir.